Bak, video oyunu dükkanının önünde park etmek yasak. Ben oyunu alırken siz de arabada bekleyeceksiniz, tamam mı? Olur ama benim istediğim oyunu alacaksın. Yok canım. Hangisiymiş o? Çılgın Yeniçeri 2. Ya hayır. Hamsi Savaşları 3'ü istiyorum ben. O iki kişilik oynanmıyor ki ya. Sıra bekliyoruz onda. Çılgın Yeniçeri'yi niye alıyoruz ki? Daha birincisini bitirmedik. Ya birincisi çok zordu. Bu daha kolaymış diye duydum. Hoppala. Ne oluyor ya? Bu ses ne? Midemden geliyor olabilir. Midende karbüratör mü var Necati abi? Aa, durduk. Of ya, bari oyunu alsaydık. Ya dur Necati, araba bozuldu, sen hala oyun diyorsun. Ne oluyor ya? Bir uyutmadınız arkadaş. Uyuz Tanju, senin ne işin var arabada? Geceleri dışarısı ne kadar soğuk oluyor, haberin var mı? Ya hadi inin, arabaya ne olmuş ona bakalım. Sonra da oyun almaya gidelim. Araban hastalanmış Remzi. Baksana öksürüyor. Saçmalama Necati. Arabalar hastalanmaz. Gıcık yaptı, gıcık. Ben de hiç anlamam ki arabalardan. Bence doktora götürelim, muayene etsin. Evet haklısın. Yürüyün hadi, trafik muayenesine gidiyoruz. Araba bozuk değil mi baba? Nasıl götüreceğiz? Kaldırıp götüreceğiz. Tut şunun ucundan bakayım. Hadi yürüyün şimdi. HBL 9001. Hebele buradayız. Bu mu hastamız? Nesi varmış? Midesi ağrıyormuş. Bir de tansiyonu düşmüş. Ya ne biçim soru? Nereden bilelim nesi varmış? Doktor amcası kurtar Bıcırık'ı lütfen. Bıcırık ne be? Bıcırık bırakma bizi. Hayır, buna hazır değilim. Kalk ayağa Necati, saçmalama. Neyse. Önce bir muayene edelim. Sırtını dinleyelim bakalım. Radyoyu açayım mı? Orada dinler misin? Gelmişken ben de şu sırtıma baktırsam mı? Ne var sırtında? Sanırım kedi var. Remzi Bey, aracınızı muayene ettim. Fakat ilginçtir, arabada hiçbir sorun bulamadım. Niye çalışmıyor o zaman? Canı istemiyor herhalde. Yani? Yarisi yok. Gidin başka bir araba alın. Peki doktor bey, benim tam şuramda bir kedi çıkıyor geceleri. Ne yapmalıyım? Pist deyin gider. Pist. Vay be, tıp çok ilerlemiş. ne yapacaksın şimdi arabasız Remzi? Minibüsün dolmuşun tepesinde gideceğiz artık. Niye tepesinde gidiyorsun Remzi? İçinde gitsene. Yahu lafın gelişi Necati. Hani çok kalabalık oluyor ya, o yüzden. Her gün bana bir gofret verirsen sırtımda taşırım seni. Ya öyle şey mi olur ya? Olur olur, ne olacak? O neydi be? Araba ağlıyor baba. Işığı kapatma lütfen. Karanlıktan korkarım ben. Ya çekil git Necati. Sağ ol Remzi kardeş. Ne oldu? Sen niye bozuldun bugün? Yoksa bize mi bozuldun? Yanlış bir şey mi yaptık? Hemen de su kaynattın sen de. Sonuçta kendini frenlemeyi bileceksin değil mi? Öyle hemen gaza gelme yani. İnsan bazen geri vites yapmalı. Tamam mı? Arabayla ilgili esprileriniz bitti mi? Son. Sana bu ehliyeti kim verdi? Bakal mı? Bu olmadı. Evet, olmadı. Ben bu ikisini sevmedim Remzi. Ben de sevmiyorum, boş ver. Ama senin çalışman lazım, biliyorsun değil mi? Yoksa arabasız kalırız. Çalışamam Remzi. Çok mutsuzum çünkü. Ama çalışmak zorundasın. Sen bizim arabamızsın. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Anlıyor musun? Çekilin önümden be. Araba. Dur git be. Hayır. Baba, arabamız küstü bize galiba. Araba buradan geçmiş olmalı. Motor yağı hala sıcak. Nasıl Remzi? İyi mi böyle? Anlaştık mı günde bir gofrete? Bilemedim ya. Bir gofret uygun ama benim arabadaki konfor burada yok. Mesela bardak tutacağı yok. Ver ben tutarım. Hı? Ayran mı bu? Bir yudum alayım. Helal et. Baba, koşun, buldum arabayı. Koş çabuk Tanju.
Pati çekeyim be. Pati çekeyim be. Remzi. Araba, araba. Ne yapıyorsun burada? Arada, arada ağlarım burada. Söyleyin bana asıl. Nasıl buldunuz, nasıl? Motor yağını elledik, sonra geri yelledik. Benim yağım değil ki. Geri yelleme nedir ki? Demiştim sana Necati. Zahmet oldu anlaman. Neyse, bak araba. Benim sana binmeye ihtiyacım var. Arabasız hayat çok zor. Benim için de hayat çok zor şu anda. Lütfen gider misiniz artık? Neyse, yürü Necati, yürü. Yapacak bir şey yok. Gidelim artık. Hey, benim için bir şey yaparsanız tekrar çalışabilirim. Durun baba, durun. Sevgili arabacım, nasıl bir şey yapacağız peki? Şu hurdalığın içindeki pembe arabayı görüyor musunuz? Arkadaşım o benim. Onu kaçırıp bu hurdalığa hapsettiler. Eğer onu oradan çıkartabilirseniz tekrar çalışırım. Söz veriyorum. Ya çıkartırız ya. Ondan kolay ne var? Kim işletiyor ki burayı? Akbaba Kürşat ve adamları. Eyvah! Onu demeyeydin, iyiydi be. Devam et. Git, git. Ya git. Kolay gelsin. Söyle. Ne söyleyeyim? Bence şarkı söyle Remzi. İndim havuz başına bir kız çıktı. Ne diyorsun be adam? Ne istiyorsun onu söyle. Tamam. Biz şu pembe arabayı almak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Gökten çiğ köfte yağması lazım. Nasıl? Ya da tüm keçilerin bir anda kanatlanıp uçması lazım. Kısaca asla alamazsınız demek istiyor baba. Çiğ köfte yağardı belki. Baksana hava kapalı. Neden imkansızmış peki? Ya hadi yürüyün gidin. 5 kuruşunuz olmadan gelip bir de çiftin biri bir versenize diyorsunuz. Sizinle uğraşamam hadi. Naş, naş. Ertan şu çöpleri atsana. Hangi çöpleri? Oho! Bensiz çöplükte takılıyorsunuz. Alacağınız olsun. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Vermiyorlar arabayı. Sanırım içeri girmenin bir yolunu biliyorum. Of! Ay ay ay! Hop! Arkadaşım yolda ne yapıyorsun? Çekilsene. Oy anam! Oy! Oo! Bacağım kırıldı galiba. Yardım eden yok mu şu garibana? He? Yapma ya. Dur bakayım bir. Burası mı? Ya kırık olsa duramazsın. İncinmiştir bu. Koş koş. Hey ne yapıyorsunuz? Kamyonu çaldılar. Çabuk polisi ara. Ne oluyor ya? Devam et. Devam et. Prensesim biz geldik. Hiç merak etmeyin. Prenses kim be? Merhaba hanımefendi. Bir arkadaşınız yolladı da bizi, sizi buradan kurtarmaya geldik. Arkadaşım mı? Hangi arkadaşım? Hı? Bıcırık, ne işin var senin burada? Bıcırık mı? Ya ben demiştim. Nerede o? Buraya girdiğini gördüm. Ne diyorsun Haydar? Kamyonumu kaçırdılar. Ne? Kim kaçırdı? Bir aslan ve arkadaşları kaçırdı. Remzi olmalı. İçeri girmişler. Çabuk koşun yakalayalım. Sen hangi yüzde geldin buraya? Dadadadat. Mevzu kopacak belli. Ne diyorsun ya? Çocuk seni kurtarmaya geldi. Ne kurtarması ya? Ben burada çalışıyorum. Yaşlı arabalara bakmak için gönüllü oldum. Hidrolik yağım nerede kaldı? Bekle Hayati amca, geleceğim birazdan. Nasıl ya? Sen kaçırılıp buraya hapsedilmedin mi? Hayır tabii ki de. Sizin bu arabanız bana söz verdiği halde başka bir arkadaşıyla sinemaya gitti. Ben de ona küstüm ve burada çalışmaya başladım. Ne? Bu yüzden mi küstün bana? Herhalde. Beni ekip başka bir arkadaşınla gitti. Ne yapmamı bekliyordun? Ey Allah'ım ya. O arkadaşım kimdi biliyor musun? Teyzemin oğlu Berkut'tu. Son dakikada geldi. Ben de onu görmek zorunda kaldım. Sana da haber veremedim. Mecbur kaldım işte. Şimdi anladın mı arkadaşım? Ben seni hiç üzer miyim? Sen ortalıktan gittiğinden beri çok mutsuzdum. Affedersin ama sizin entrikanız yüzünden biz yolda kaldık. Olmaz ki canım. Boşu boşuna sinirlenip küstüm sana. Çok özür dilerim arkadaşım, ne olur affet beni. Hey işte oradalar. Kamyonu çalan hırsızlar bunlar. Mekanıma izinsiz girersiniz ha. Şimdi yedim sizi. Eyvah, çabuk kaçın buradan, geliyorlar. Baba çabuk şu varilleri devirin. Gidelim şimdi. Hadi. Çalışkan arkadaşım benim.
Hoşça kal. Kaçmayın. Kaçma. Duran. Anam. Bu ne? Durdurun beni. Kayıyorum. Tut beni Gönül. Bırakıyorum. Kırtıldak. O zaman hadi süper havalı poz verelim. Bitmedi mi? Ben daha fazla dayanamayacağım Remzi. Böyle kaldık galiba. Şakir, oğlum ananı ara, itfaiyeyi alıp gelsin. Çok pis kaldık böyle. Elim telefona gitmiyor. Şşt, teyze! Alo teyze! Yukarı bak yukarı! Ya neden sana uyduk böyle poz verdik Necati? Çok mutsuzum.